Değerli tiyatro severler, değerli oyuncu adayları, herkese merhaba. Tiyatroyu çok seven, oyunculuğu yapmayı çok isteyen, birçok uzak şehirde yaşayan arkadaşımız, hatta yurt dışında da yaşayan birçok arkadaşımız ortak bir soruyu dile getirmişler. Diyorlar ki, tiyatroyu çok seviyoruz, oyunculuk yapmayı çok istiyoruz ama bu konular hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, nereden başlamamız gerekiyor? Arkadaşlar ben de bu soruya nacizane eğitmeniniz olarak bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlardan birincisi bol bol tiyatro oyunu izlemeniz gerekiyor. Bulunduğunuz yerde şehir tiyatrosunun, devlet tiyatrosunun çok kıymetli oyuncuların da yer aldığı birçok oyun olabiliyor. Bunları izleyerek çok güzel tecrübe kazanabilirsiniz. Aynı zamanda alternatif tiyatro ekiplerini izleyebilirsiniz. Özel tiyatroların yine çok kıymetli birçok eseri oluyor. Onları izleyebilirsiniz. Çünkü izlemek size çok büyük bir tecrübe kazandıracaktır. Evet, belki bazı oyunlar sizin tarzınız olmayabilir. Ya da diğer anlamda her oyunu aynı derecede beğenmeyebilirsiniz. Ama iyi, kötü, doğru, yanlış ne olursa olsun tiyatro oyunu izlemek size çok şey katacaktır. İkincisi yine çok önemli bir şey. Bol bol tiyatro oyunu kitabı okumalısınız. Çünkü okumak başlı başına zaten çok güzel bir etkinlik. Bunun dışında o oyunları, o kitapları okurken o yazarın o karakteri nasıl işlediğini göreceksiniz. O sahneler arka arkaya nasıl yazılıyor, başlangıç nasıl, gelişme nasıl, final nasıl, bunları göreceksiniz. Bütün çatışmasını, ana kurgusunu göreceksiniz. Bunları araştıracaksınız, inceleyeceksiniz ve ister istemez tiyatro oyunu kitabı okurken bir yandan da aslında hayal etmeye başlayacaksınız ve hayal gücünüzü çalıştıracaksınız. İşte bu size çok şey katacaktır. Bir üçüncüsü, eğer fırsatınız varsa bulunduğunuz yerde bir tiyatro ekibinin provalarını izleyin. Çünkü prova izlemek oyuncuyu çok besleyen bir konudur. Çok şey öğrenirsiniz. Hatta mümkünse bir tiyatro ekibine dahil olun. Bir tiyatro atölye çalışmasına katılın. Temel oyunculuk eğitimi alın. Sonrasında fırsat olursa belki de bir oyun çalışması yaparsınız. Ve sonra sahneye çıkarsınız ve oyunculuk performansı sergilersiniz. Zaten bu süreçte işin mutfağında çok şey öğrenmiş olacaksınız. Eğer aynı şekilde, aynı heyecanla, aynı keyifle devam edebiliyorsanız zaten tiyatro hayatınız boyunca sizin yanınızda olacak ve hayatınızın çok renkli, önemli bir parçası olmaya devam edecek. Eğer mesleki anlamda düşünüyorsanız burada şu uyarıyı yapmak durumundayım. Devlet Konservatuarı tiyatro bölümlerinde yetenek sınavı için yaş sınırı 21. Yani 21 yaş altı dinleyicilerimiz bu konuda kendilerini tiyatro yetenek sınavında deneyebilirler. Bunun da amacı erken yaşta eğitim verip oyuncu adaylarına çok tecrübe kazanmalarını sağlamak. Ama sonraki yaşlarda da yani 21 yaş üstü olan tiyatro severler de yine birçok üniversitenin tiyatro bölümüne dahil olabilirler ya da özel tiyatro okullarından oyunculuk eğitimi alabilirler. Bunun dışında da çalıştığınız alanlarda, şirketlerde, kurumsal alanlarda birçok farklı tiyatro çalışması olabiliyor ya da yaratıcı drama çalışmaları. Bunlara katılabilirsiniz. Nacizane ben bugüne kadar birçok farklı şirkette ve kurumsalda hem yönetmenlik hem oyunculuk üzerine eğitmenlik yaptım ve şuna şahit oldum ki gerçekten bu mesleğin, tiyatronun ve oyunculuğun hiçbir yaşı yok. 40-45 yaş üstü birçok ekip arkadaşımız, çalışan arkadaşımız, hatta üst düzey yöneticilerin tiyatro çalışmasında onların ne kadar güzel şeyler başarabildiklerine şahit oldum. Birlikte çok keyifli çalışmalar yaptık. Yani daha önce sahneye çıkmamış kişiler bile sahnede adeta harikalar yarattılar ve sonrasında keyifle de devam ediyorlar. Yani bu anlamda hiçbir zaman oyunculukta ve tiyatroda bir yaş sınırı yok. Ve genel olarak değerlendirmek gerekirse tiyatroda, oyunculukta ister hobi olarak devam edin, ister kendinize bir sosyal alan olarak devam edin ya da meslek olarak buna devam etmeye çalışın. Her koşulda tiyatro ve oyunculuk sizi sürekli besleyen, sizi sürekli geliştiren, kendinizi tanımanızı sağlayan canlı bir sanat olarak sizinle birlikte yaşamaya devam edecektir ve size her zaman çok güzel yepyeni dünyalar katacaktır ve size bu sağladığı bu güzel duygularla
Hayatınız boyunca tiyatroyla birlikte çok renkli bir yaşama devam edeceksiniz.